Tuğçe, Tuğçe. Hayatım. Hayatım, ne oluyor burada? Allah'ım, eve yağmur giriyor. Oğlum bu ne biçim müteahhitlik lan? Videoya böyle girmek istemezdim ama. Harbi bu ne biçim müteahhitlik lan? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Boran'ın hayatına devam ediyoruz. Aslında giriş yapmayacaktım. 6. 7. dakikaya bırakacaktım. Lakin yağmurun yağış şekli sinirimi bozdu. En son bildiğiniz gibi arkadaşlar, Tuğçe ile saçlarımızı kazıtmıştık. Tuğçe bize bir söz vermişti. İddiayı kaybettiği için saçları kestirmişti. Eve döndüğümüzde Tuğçe öyle bir manzarayla karşılaşmıştı ki resmen bayılıp kalmıştı. Tam oradan devam ediyorduk. Yağmurun yağışı dediğim gibi sinirlerimi bozdu. Ve videonun girişini girişte yapayım dedim. Size de böyle ufak tefek sürprizle. Hadi yine iyisiniz. En son arkadaşlar, büyük anne yine karşımıza çıkmıştı. Bizim Oscar'ı da öldürmüştü. Maalesef şu an durum bayağı kötü. Tuğçe'nin bilinci kapalı. Bora bakalım ne yapacak? Bugün başımıza neler gelecek? Hadi başlayalım. Tuğçe. Tuğçe, yalvarırım, konuş benimle. Tuğçe, korkutuyorsun beni. Oğlum Oscar'ın ne işi var lan? Biz Lamborghini ile geldik oğlum eve. Bu adam benden önce nasıl geldi eve? Oscar. Oscar, uf, ölmüş oğlum. Balta vurmuşlar galiba. Bora. Efendim Tuğçe. Tuğçe, sen mi konuştun? Tuğçe? Hayatım, kaçmamız lazım Bora. Tuğçe, Oscar'ın burada ne işi var? Ne oldu burada? Bizim evin içinin... Neyse, karıştırmayalım şu evi değil mi? Tuğçe, ne oldu burada? Söylesene bana. Oscar bizden önce nasıl geldi bu eve? Tuğçe, sen neden bayıldın? Açıklayacak vakit yok Bora. Gitmemiz lazım. Peşimizde. Peşimizde mi? Kim Tuğçe? Kim? Emlakçı mı? Hayır Bora. O geliyor. O. Tuğçe? Hayda. Bilinci gitti lan. Neyse, gel bakalım Tuğçe, gel. Gel gidelim buradan. Polis falan gelirse bittik oğlum lan. Cesetten kurtulmam lazım. Gel Tuğçe, gel. Ya bizim üstümüze kalacak, en kötüsü o. Tuğçe hayatım, ne oldu sana? Devrem, ne oldu? Oğlum şunu da şöyle kadın yerine koyamıyorsunuz değil mi? Baksanıza. Tuğçe dayan hayatım. Dayan. Seni şöyle bir dayayım da. Ondan sonra Oscar'ın cesedini de almamız lazım. Onu burada bırakamayız. Tuğçe'cim, sen şöyle dur. Ben geliyorum hayatım, tamam mı? Dur, buradan ayrılma, kafanı içeri sokma kız. Lambo pahalı. Sen bekle hayatım burada. Ulan oğlum Oscar, sen bizden önce nasıl geldin oğlum eve? Nasıl lan? Uf, ne balta koymuşlar be. Bora abi. Oscar, yaşıyor musun? Abi konuşamayacağım. Benim için yolun sonu göründü abi. Abi otur. Otur abim. Abi. Manyak büyük anne sizin için geliyor abi. Manyak büyük anne bizim için mi geliyor? İyi de manyak büyük anne kim? Allah'ım aklımı kaçıracağım. Kim lan bu büyük anne? Kim? Gel Oscar, gel. Oğlum ya. Seni de bu işlere alet ettik, kusura bakma. Bizim yüzümüzden oldu Oscar. Gerçi mevzuyu da bilmiyorum. Belki bizim yüzümüzden olmamıştır. Belki berber yüzündendir değil mi? Genelde aşçı yüzünden oluyor ama neyse, konumuz o değil. Oscar'ı götürmem lazım buradan. Cesedini gömmezsek polis bizi gömer. Yalnız Tuğçe ayıldı mı lan? Tuğçe. Tuğçe hayatım. Kendinde misin? Tuğçe. Bana bir yardım etmen lazım. Tuğçe. Oscar'ın cesedi yerde. Tuğçe hayatım, gözünü seveyim, gözünü aç. Neredeyim ben ya? Bora. Bora büyük anne. Büyük anne peşimizde. Oscar kusura bakma, seni de böyle koyuyoruz ama yapacak bir şey yok. Ne diyorsun Tuğçe? Duyamadım seni. Büyük anne. Bora büyük anne. Gitmemiz lazım. Tamam, sakin ol. Sakin ol Tuğçe. Ne oldu, anlat bana. Kim bu büyük anne? Ne büyük annesi ya? Anlatacağım. Anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Hayatım, önce güvenli bir yere gitmemiz lazım. Bir otel olur, bir şey olur. Gitmemiz lazım. Tuğçe, bu sakladığın her neyse çok hoş bir şey değil belli ki. Söyle. Kim bu büyük anne? Aşkım, yalvarırım, güven. Anlatacağım her şeyi. Lakin burada olmaz. Gitmemiz lazım. O da burada. Burada mı? Hani? Nerede? Ya öyle kafana göre göremezsin. Yalnızca o isterse görebiliyorsun Bora. Lütfen bana güven aşkım. Lütfen. İyi tamam Tuğçe, tamam. Yürü. Gidelim hadi. Burada neler oluyor hiçbir fikrim yok. Lakin Tuğçe'ye güvenmekten başka çarem de yok. Hayatım, aç kapıyı. Ay ben mi? Evet sen. Kapının kumandası sende ya. Ha, bendeydi değil mi? Evet, sende. Hadi bakalım, hemen gidelim. Bildiğim çok güzel bir otel var Tuğçe. Oraya gideceğiz. Oğlum lan, Oscar. Oscar oğlum, nasıl oldu ya? Lütfen anlat bak. Ne oldu? Kim bu büyük anne? Arabadayız hazır, anlat. Ay Bora.
Nereden başlasam bilmiyorum hayatım. Nereden başlasak elimizde kalır. Büyük anne katil ve manyağın teki. Senin içine şeytan girdi. Ay, kaza yapacağız, dikkat et. Senin içine şeytan girdiği gün var ya. İşte o gün tanıştım Bora bununla. Biliyorsun ben bir mezara gittim ve mezarı kazdım. İçindeki rahibeyi çıkarttım. İşte o rahibe, bu rahibe. Anlamadım. Sen benim için mezar kazmıştın ve oradaki rahibe ölü değil miydi? Nasıl oluyor oğlum? Bir dakika. Ölünün ruhu var mı ya? Ay Bora, zaten canlı adamın ruhu olur mu ya? Nasıl göreceksin? Evet, doğru. Genelde ölü insanların hayaletleri görünür değil mi? İyisi Bora. Sanırım cesedini aldığım için rahatsız oldu. Ve beni öldürmek istiyor Bora. Benden kurtulmak istiyor. Ne diyorsun kızım? Seni kimsenin öldürmesine izin vermem. Merak etme Tuğçe. Korurum seni. Ya anlamıyor musun? Buna gücün yetmez Bora. Bir görünüyor, bir kayboluyor. Bora, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gelip beni almasını bekleyeceğiz Bora. Gelip beni almasını. Başka hiçbir çaremiz yok. Saçmalama Tuğçe. Seni kimsenin almasına izin vermem. Merak etme. Ve geldik. Burası bildiğim en güvenli otel. Çünkü burayı kimse bilmiyor. Bizden başka kalacak manyak yoktur. Gel Tuğçe. Gel. Bak burası bizim odamız. Gel. Hayır. Gelecek beni alacak. Biliyorum Bora. Biliyorum. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok hayatım. İstersen sen git. Sen bari ölme. Ya Tuğçe, saçma sapan konuşma, ikimizin de öleceği falan yok. Gel. Gel hayatım. Bir çözümü elbet vardır değil mi? Mutlaka. Oh, ne kadar sessiz lan. Hah, arada bir şimşek çarpıyor ama. Hayatım, bir süre burada kalırız. Ne yapacağımıza falan karar veririz. Ama öyle karartma hemen enseyi ya. Çözeriz ya. Ya kadın, hayalet diyorum. Neyi çözüyoruz Bora? O hayaletse biz de keliz kızım. Yani kel adamlardan korkacaksın. Ay şaka yapıp durma Bora ya. Durum çok ciddi. Öleceğim diyorum ya. Kimse benim hayatımın aşkını öldüremez Tuğçe. Kimse. Senin yanına yaklaşacak adamın ciğerlerini sökerim. Hayatım, yanıma yaklaşacak bir adam değil. Bir kadın. Üstelik ruh. Olsun. Sana yaklaşacak ruhun da ciğerlerini sökerim. Ay dua et de seni sökmesin o ruh. Kimse beni sökemez Tuğçe. Kimse. Korkma hayatım. Ben şimdi internetten araştırırım. Ruh nasıl kovulur öğrenirim. Ay Google'dan ruhlarla nasıl savaşılır diye mi bakacaksın Bora? Hayatım. Unutuyorsun ki ben bir hacker'ım. Giremediğim site yok. Yasaklı masaklı. Takılıyoruz öyle. Ben şimdi şöyle derin internete bir girerim. Derin bir yüzer çıkarım. Bakalım millet neler diyor. Orada bunlarla ilgilenen vardır. Ay bak, onu iyi dedin. Ben de rahip arayayım. Rahip bilir. Ha şöyle Tuğçe ya. Gül biraz ya kızım, Allah Allah. Enseyi hemen karartma. Tuğçe, biz ne katillerle başa çıktık kızım. Ormandaki polis katil. Yılbaşı kostümlü seksi katil. Kimlerle boğuştuk kız? Seksi katil öyle mi? Yani o kız sana göre seksiydi. Tuğçe, beni bırak. O kız sana göre bile seksiydi. İtiraf et. Ay evet, bir tatlılığı vardı. Neyse ya, konuyu dağıtmayalım. Bora. Hadi internete gir. Gireyim de girmesine. Telefondan girilmez öyle. Benim bir laptopa ihtiyacım var. Buralarda vardır hayatım. Sen de rahibim arıyorsun, ne yapıyorsun, ara. Ütü var lan, inşallah laptopta vardır değil mi? Ütüye ihtiyacımız olduğu kadar laptopa da var artık. Sonuçta modern bir çağda yaşıyoruz değil mi? Nerede lan bu laptop? Oo, klima var lan. İşte memur bey, ev burası. Buranın içinde terörist yaşıyor efendim. Geçen geldiler, benden almaya çalıştılar. Ben saçmadım onurlu bir vatandaş olduğum için beni camdan attılar. İçeride terörist var efendim. Vurun öldürün. 2618 merkez, 2618 merkez. İçeriye giriyoruz. Olan yerine intikal ettik, tamam. Beyefendi kaç kişilerdi? İki kişiydiler. Birisi böyle sarı saçlı, kalıplı, manken gibi bir çocuk. Diğeri tatlı, melek gibi, ceylan gözlü, çirkin bir kız. Tuğçe'yi öldürmenin vakti. Siz kimsiniz? Ve burada ne işiniz var? Sizi o mu çağırdı yoksa? Dur! Kimsin sen? Daha doğrusu nesin lan sen? Bana bakın. Benim canımı sıkmayın. Silahlarınızı bırakıp gidin. Sizinle bir işim yok. Kızı almaya geldim. Eyyüzübillahi mine şeytanir racim, bu ne lan? Kızı mı? Sen kimsin? Biz polisiz. Ellerini yavaşça kaldır. Yoksa seni vururuz. Size burada neden olduğumu söyledim. Ve gitmenizi buyurdum. Şayet dinlemezsiniz. Hepiniz öleceksiniz. Kanun namına dur. Yoksa ateş açarız. Benim canımı sıkmayın. Çok yaklaştın. Ateş açın. Ama siz gerçekten canımı sıkıyorsunuz.
Bu yaptıklarınızı yanınıza bırakamam. Madem böyle istiyorsunuz, hepiniz ölün. Yani sen şimdi diyorsun ki, bununla hayaletlere bir koyuyoruz, hayaletler öbür tarafa geri gidiyor, öyle mi? Aynen abi yavuya. Onunla bir çakıyorsun var ya, direkt ölüyor abi. Şşş oğlum, kesin mi lan? Bak peşimizdeki hayalet bayağı tehlikeli. %100 garantili abi yavuya. Hayalet avcılarını hep bundan satıyoruz ya. En çok satılan ürün. Tuğçe, ne diyorsun? Ay Burak, bu adam bana dolandırıcı gibi geliyor ama. Kalbimi kırıyorsun yavuya. Olur mu yenge? Biz yani burada namusumuzla para kazanıyoruz. Hayalet öldürmek kutsal bir iş. Ben yalan söyler miyim yavuya? Çarpılırız sonra ya. Bora, bu adam kıvırıyor. Alma. Ya Tuğçe, ben internette sordum soruşturdum. Bu adam güvenilir. Sattığı bütün silahlar 5 yıldızlı. Ay otel mi kuruyoruz ya? 5 yıldız ne demek Bora? Burada benim hayatım söz konusu ya. Merak etme yenge. Silah çalışmazsa iade garantili yavuya. Lan silah çalışmazsa ben öbür tarafa gideceğim yavuya. Getirme büyüsü de var yenge. Onu da getireyim mi? Yok kardeş yok. Öbür taraftan bir şey getirme şimdi. Tamam ben bunu alıyorum. Yalnız öldürmezse gelir ben bu silahla seni öldürürüm. Anlaşıldı mı? Ayıpsın abi. İnternette beni kime sorsan gösterirler. Abi 20 bin dolar. Lan oğlum 15 değil miydi lan? Yok abi hep 20 idi ya. Bora, neyin pazarlığını yapıyorsun? Para zaten senin değil ki. Hackersın. Bir silah 20 bin ha? Tamam. Havaleni geçtik. Kızım, hackers mehırız yani çalıyoruz falan da parayı. Bunlara kaptıracak kadar da hacker... evet. Bir dakika lan. Zaten çalıntı para. Gönderdim paranı. Hayırlı olsun. Eyvallah abi yavuya. Hayırlı avlar. Ben kaçar abi. Bir şey lazım olursa söyleyin abi. Ölürseniz falan geri getiririz yani. Sıkıntı değil yavuya. Ay Bora. Benim bu adamı gözüm hiç tutmadı ya. Yalan söylüyor bence. O silah sahte. Gel bakalım katil büyük anne. Gel. Seni bekliyorum. Ya Tuğçe. Sen biraz rahat ol. Merak etme. Öldüreceğiz. Ya şu yalancıya inandığına inanamıyorum Bora ya. Sahte o silah. Hayatım, sen rahibi aradın. Rahip sana ne dedi? Ay ruhun öldürülemeyeceğini söyledi. Peki, boş boş oturup ölmek mi istersin? Savaşarak ölmek mi? Ay sanırım savaşarak ölmek. Ha şöyle hayatım ya. Allah Allah. Bir dakika oğlum, bizim ceset kaldı lan arkada. Oscar atmamız lazım. Evet ha. Sevgili sayın dinleyiciler, aldığımız bir sonuç. Ne oluyor lan? Tuğçe gel gel. Ay Allah'ım ya. İşin ucundaki benim hayatım tabii. Senin umrunda değil. Ay ne oldu? Gel Tuğçe gel. Radyoyu dinle Tuğçe. Radyoyu. Evet sevgili sayın dinleyiciler, aldığımız bir son dakika gelişmesini sizinle aktarmak istiyorum. Sahil yolundaki bir villada bayağı büyük bir çatışma çıktı. 27 polis öldürüldü. 17 polis yaralı. Olay yerine çok sayıda özel hareket timleri sevk ediliyor. Bizim bölgeye girişimiz yasak. Terörist saldırısı olabilir. Büyük yeni bir villa burası. Bir emlakçı satıyormuştu yakın zamanda. Yeni sahibi sanırım manyağın teki çıkmış. Polisleri tek tek katlediyormuş. Ay Bora. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Tuğçe, bunlar bizim evden bahsediyor. Bora, hala o silaha güvenmekte kararlı mısın? 27 polis. Sanırım pek güvenesim gelmiyor Tuğçe. Ay ölecek miyim Bora? Ölecek miyim? Hayır hayatım, hayır. Korkma. Ben senin ölmene izin vermem. Vermem Tuğçe. Kaçacağız. Çok uzaklara gideceğiz. Çok. Bora yalvarırım Bora. Yardım et. Ölmek istemiyorum Bora. Merak etme Tuğçe. Ölmeyeceksin. Bora. Hamileyim ben. Bora çocuğum doğmadan ölmek istemiyorum. Ölmeyeceksin hayatım. Ölmeyeceksin. Doğduktan sonra da ölmeyeceksin. Hep beraber mutlu mesut yaşayacağız. Çocuğumuz büyüyecek. Okula yazdıracağız. Yaramazlık yapacak. Eve kız atacak. Bir sürü şey olacak hayatım. Ay bunların hepsi uzak bir hayal gibi görünüyor Bora. Katil geliyor Bora. Geliyor. 27 polisi öldüren bize ne yapar Bora? Kaçacağız Tuğçe. Ben şimdi havaalanına gidiyorum. Şurada bir havaalanı var eski. Oradan bir uçak tutarız Tuğçe. Kaçarız. Ay para? Yanımda nakit var Tuğçe. Yanımda nakit var. Merak etme. Kaçacağız hayatım. Dandik dündük bir uçak satın alırız. Kaçarız. Size güzellikle bana söyleyin dedim. Lakin siz aksini yapmayı tercih ettiniz. Ah! Sanırım artık söylemenize gerek kalmadı. Saklandıkları yerden çıktılar. Benim için gitme vakti. Hey! Saçmalama birader, 150 bin etmez. Ya manyak mısın oğlum sen? Lan sıfır uçaklar 150 bin. Külüstür. Vallahi külüstür, mülüstür. Gecenin bir yarısı iki kişi geliyor, kapımı çalıyor. Benim uçağımı,
Uçağımı istiyor. Yadigar uçağımı. Tamam tamam. Kabul kabul. Yalnız benim yanımda o kadar nakit yok. Sana havale geçsem olur mu? Havale mi? Abi çocukken ben bir kere geçirmiştim. Niye soğuyorsun ki? Canım öyle değil. Banka havalesi yani. Ah bizim köyde banka yok abi. Ben banka kullanmıyorum. Banka kullanmıyor musun? Evet abi. Banka falan kullanmıyorum. Yastığın altında saklıyorum paraları. Abi bu uçak antika. Bana bunun büyük büyük babamdan hatırası var. Bu uçağı 150'den aşağı satarsam adam mezarında ters döner. Lan oğlum madem çevrede banka da yok, ben sana o kadar parayı nereden bulacağım? Abi illa para olmasına gerek yok. Yanında çok daha güzel şeyler var. Ay ne? Çüş lan çüş hayvan herif. Ne çüşü yenge? Maşallah. Sarışın. Fıstık gibi. Allah'ım şunun gözlerine bak. Ceylan gibi. Ay ney? Ha. Arabayı mı diyorsun? Saçmalama lan saçmalama. Lambo'yu sana verecek değilim. Onun bende hatırası var. İyi o zaman abi. Ben satmıyorum. Uçağım benim bir tane. Ay Bora. Gözünü seveyim hayatım. Başka çaremiz yok. Biliyorum bu herif çok gıcık. Sen de arabanı çok seviyorsun ama. Bora. Katil var peşimizde. Ya Tuğçe şu demir yığını için güzelim Lambo yak kızım, saçmalama vallahi bak dilim bile dönmüyor. Tuğçe Lambo. Hayatım kaçıp gitmezsek mezarımız olur o mezarımız. Öyle mi diyorsun? Ay aşkım yumuk yumuk gözleri olacak, uzun uzun saçları, güzelcik kızımızı düşün, doğacak çocuğumuzu düşün Bora. Ulan beni zayıf yerimden yakaladın. Tamam ulan Allah'ın belası. Al. Lambo senin olsun. Anahtarları ver çabuk. Demek kabul ediyorsun abi. Lan bir dakika. Yoksa uçak ucuza mı gidiyor? Tuğçe. Kur'an çapsın döverim ben bunu. Bora lütfen. Birader. Al şu Lambo'nun anahtarlarını. Ver şu uçağın anahtarlarını. Hadi git şimdi. Eyvallah abi kızma tamam. Vay 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 vay. Köy meydanında ne hava atarım be. Agabaya bak. Oğlum efsane. Abi hayırlı olsun. İçinde benzini var. Güle güle kullanın. Ulan son model Lambo'yu şu sığıra verdim ya. Ulan. Bora gitmemiz lazım. Haklısın hayatım. Haklısın. Hadi gidelim bir an önce. Bin Tuğçe. Bin. Allah cezanı versin. İnşallah uçuyordur. Uçuyor mu lan? Pervanesi dönmüyor oğlum bunu. Bir dakika. Lan. Ay çalıştı Bora. Oh çok şükür. Hadi bakalım. Bozuk anasını satayım. Gidiyoruz Tuğçe. Allah cezanı versin büyük anne. Bizi asla bulamazsın. Gidiyoruz hayatım. Gidiyoruz. Buradan çok uzaklara. İşte gidiyor. Anam. Tuğçe büyük anne. Ay. Bora ne yapacağız? Tuğçe. Tuğçe direksiyona geç. Direksiyona geç hayatım. Ay direksiyon mu? Ya kızım işte konsola geç. Ay Bora. Bora ne yapıyorsun hayatım? Dikkat et. Sen sadece sür hayatım. Sür. Ay Bora. Bora dikkat et hayatım. Dikkat et. Olabildiğince düz uçurmaya çalışacağım. Düz. Bora dikkat et. Öldüreceğim seni kel. Önce seni sonra da Tuğçe'yi. Asla. Asla izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim lan. Ne istiyorsun bizden? Söyle. Ölmenizden başka bir şey istemiyorum aptal. Hala anlamadın mı? Ay gidiyoruz ama. Bora'nın durumu hiç iyi değil. Bora, sanırım uçak kendi uçabilir. Silahım bendeydi değil mi hayatım? Hadi bakalım. Ay vurdum. Bora kanadı galiba. Bir daha vurayım. Bora işe yaradı. Tuğçe? Silah çalıştı mı? Kızım tutsana direksiyonu. Tutuyorum tamam. Çalıştı Bora. Dönelim mi artık? Dönelim Tuğçe dönelim. Ölmeden dönelim. Fizik kurallarına aykırı gidiyoruz zaten. Ay inanamıyorum. Resmen büyük anneden kurtuldum Bora. Oley. Ay düşüyoruz galiba. Bora sıkıntı var uçakta. Ne oluyor lan buna? Bora sıkıntı var. Bora. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün büyük anne peşimize takıldı ve bizi öldürmek için elinden geleni yaptı. Lakin son anda Tuğçe başardı. Büyük anneyi kaçırdı. Lakin ufak bir sıkıntı var. O da uçak şu an düşüyor. Bakalım bir sonraki bölüm neler olacak? Yoksa Bora ile Tuğçe ölecek mi? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Senin bu kadar da ne işin var? Kimsin sen? Merhaba yavru insan. Ben de senin gibi yavruyum. Annemi ve babam Pitbull Jack'i kaybettim. Ben kimsesizim.
Üksüz ve yetimim insan. Biliyor musun yavru? Ben babamı kaybettim ve benimle alay ediyorlar. Kimse babamı sevmiyordu. Fakir olduğumuz için bizden nefret ediyorlar. O yüzden bizi hiç sevmiyorlar. Benden de o yüzden nefret ediyor Hüseyin. Sen geldin beni kurtardın. Sağ ol. Anneyim. Bu da mı babasını kaybetmiş? Ben de kaybettim sahip. Babacım öldü. Aç mısın cici köpek? Bak burada birazcık et var. Babamın cenaze yemeği. Ben yiyemedim. Boğazımdan geçmedi. Ama sen yavrusun. Senin yemen lazım. Ye. Anneyim. Biftik. Bana mı veriyorsun insan? Hadi bakalım. Ye yavru. Ye o. Oh. Sen ne kadar da iştahlı bir yavrusun. Biftik. En sevdiğim.